Dövizdeki yükseliş sürüyor. Dolar 5.80, euro da 6.50 seviyesini geçti. Türk lirasının değer kaybı devam ederken Merkez Bankası piyasaya 22 milyar lira verdi. Bu kritik ortamda Merkez Bankası'nın döviz rezervi de tartışma konusu oldu. Merkez Bankası Nisan başında net döviz rezervini 28.1 milyar dolar olarak açıklamıştı. Ancak rakama İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times'tan itiraz var. Gazetede yer alan bir analizde kendi hesaplamalarımız rezervlerin 25 Mart'tan bu yana alışılmadık bir hızla artan kısa vadeli dış borçlanma ve swap işlemleriyle desteklendiğini gösteriyor. Bu swap işlemleri dışarıda tutulduğunda net rezervlerin 16 milyar doların altında olduğu gözüküyor denildi. Merkez Bankası rezervlerini güçlendirmek için milyarlarca dolarlık kısa vadeli borç kullanıyor değerlendirmesini yapan Financial Times gazetesi, kısa vadeli borçlanma yoluyla dolar rezervlerini arttırmasının yeni bir kur şoku karşısında Türk lirasının değerini korumak için yeterli adım atıp atamayacağı konusunda yatırımcı ve analistlerin şüphe duymasına yol açtığını yazdı. Gazeteye konuşan ve adını vermek istemeyen eski bir üst düzey bir Merkez Bankası yöneticisi de rezerve eklenen bu kaynaklar kazanılmayıp borç alınan paralardan oluşuyor. Bu Merkez Bankası rezervlerini artırmanın geleneksel bir yolu değildir dedi. 1 Ocak 25 Mart döneminde borçlanmanın 500 milyon doları aşmadığını ifade eden Financial Times gazetesi 8 Nisan'da ise bu miktarın 13 milyar dolara tırmandığını yazdı. Haberde Merkez Bankası bu kaynağı Türkiye'de yerleşik bulunanların paralarını artan bir oranda döviz mevduatlarına yatırması sonrasında Türk bankalarından borç alarak oluşturdu denildi. Bu arada Merkez Bankası kısa vadeli dış borç stokunun Şubat'ta geçen yıl sonuna göre %1.6 artışla 118.2 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini açıkladı. Ancak vadesine bir yıl veya daha az kalmış dış borç stokuysa 177.1 milyar dolar. Türkiye önümüzdeki bir yıl içinde bu parayı bulup ödemek zorunda.